Merhaba sevgili izleyiciler. Korunayı Kitap Okuyarak Yenmek programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hepinize mutlu bir gün dilerim. Programımızın her bölümünde sizlere kitapları 73 dile çeviren 69 eseri Dünya Günü yazarı Akif Koç'un kitaplarından bölümünü okumaya devam ediyoruz. Korona günleri hepimizde endişe, kaygı, stres ve korku yaratmakta. Daha çok evlerimizde zaman geçirdiğimiz bu süreçte yapılabilecek en güzel aktivitede kitap okumak. İşte bu program bu süreçte bu nedenle konuşturuldu ve sizlere sunulmaya devam ediyor. Bilgelik dolu bu kitaplar sayesinde, bu müthiş eserler sayesinde kendinizi mutlu ve huzurlu hissedeceksiniz. Farkındalığınız yükselecek, moral ve motivasyonunuz artacak. Şimdi dilerseniz farklı bir mekana geçelim ve orada kitap okuma bölümümüze başlayalım. Kitapları 73 dile çeviren 69 eserin dünya ünlü yazarı Akif Manaf'ın kitaplarından bugün sizler için Gerçek Nedir ve Nasıl Keşfedilir kitabından bir bölüm okumak istiyorum. Programımız yayına alındıktan hemen sonra YouTube'da bu kitabı istiyorum şeklinde yorum yapan ilk 3 şanslı kişiye armağanımız olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Gerçek şu ki, varoluş sırlar sırrıdır ve sır ancak cevapsız sorular olduğunda var olabilir. Aksi takdirde eğer her şey biliniyorsa sır kelimesi anlamsızdır. Gerçeği bilen sırra yaklaşandır ama sırra erişilemez. Çünkü o her zaman ufuklarda bir yerde olacaktır. Gerçeği bilen sırra yaklaşır ama ona dokunamaz. Çünkü sır kimseyi kendine dokundurmaz. Gerçek olan bilmediğini bilenin üzerinde gerçek dışı olan kontrolünü kaybeder. O zaman birey gerçek olana erişir. Mutlak gerçek bilinemeyendir. O yüzden cevaplanamayan sorular vardır. Eğer birisi cevaplanamayan sorulara cevap veriyorsa bil ki o gerçeği bilmiyor. Sadece bilmiş gibi yapıyor ve çevredekileri kandırıyor. Gerçek olanı samimiyetle arayan insan cevaplanamayan soruların mevcut olduğu gerçeğini kabul etmekte ve onlara ısrarla cevap aramamaktadır. O yüzden mutlak gerçek varoluşsal bir danstır. Çünkü dans varoluşsal sırrın bir açıklaması değil, sadece bir yansımasıdır. Varoluş vardır ama var olma nedeni yoktur. İşte varoluşsal sır da budur. Cevaplanamayan soru budur. Varoluşsal müziği dinlerken ne anlama geldiği sorusunu sormazsın. Çünkü böyle bir soru aklına gelmez. Anlamı var olmasıdır. Sadece var olması ona anlam kazandırır. Sen de gerçek olanı ararken varoluşsal dansa katılınca ne anlama geldiğini sormazsın. Çünkü dansın kendisi de ne anlama geldiğini bilmemektedir. Varoluşsal dansın sadece var olması ona anlam kazandırmaktadır. Bir dans sana zenginlik katacaktır. Nasıl ve neden bu zenginliği kattığı ise bilinmeyecek ve bilinmesi de gerekmeyecektir. İşte bilinmemesi bu olguya büyük bir anlam kazandıracaktır. Varoluşun sırrını çözmeye çalışmak, gerçek olanı bilmemek demektir. Çünkü varoluşun sırrını ne kadar çözmeye çalışırsan o kadar çözümsüz olduğunu anlarsın. Gerçek arayışında birey varoluşun derinliklerine indikçe sırrın daha da derinlere indiğini keşfeder. Gerçek yaşanması. Zeka uyandığında ve birey olgunlaştığında gerçeği keşfeder. İnsan varoluşsal gerçeği yaşamaya başlayınca onun bir dans olduğunu kavrar. Birey gerçek ile dans edince varoluşun gizemi üzerine
bir çığ gibi yağmaya başlar. O zaman insan varoluşun bir sırlar hazinesi olduğunu deneyimler. Bu deneyim unutulmaz ama aynı zamanda da tarif edilmezdir. Varoluşun olağanüstü sırları hayal bile edilemez. Çünkü hayallerin ötesindedir. İşte bil ki mutlak gerçek hayal bile edilemez. Kaldı ki ifade edilsin veya hakkındaki sorular cevaplansın. Varoluş ebediyen oradadır. Bu nedenle nasıl ortaya çıktı sorusuna cevap arama. Çünkü bulamazsın. Bu soruya tüm cevap verenler ve verilen cevaplar gerçek dışıdır. Çünkü bu aslında cevaplanamayan bir sorudur. Fakat varoluş tüm soruların cevaplarını bilir. O yüzden soruyu ona soracaksın. Ve sen gerçekten hazır olduğunda cevap belirlenecek. O cevabı bileceksin ama ifade edemeyeceksin. Ayrıca ifade etmek bile istemeyeceksin. Çünkü ifade ettiğin her şey gerçek dışı olacak. Bu soruya cevap verenleri dinleme. Çünkü onlar sana gerçek dışı zehir akıtacak ve zihnini zehirleyecek. Gerçek parlaması, o an, varoluşsal sır kendini bireye açacak ve içine akacaktır. Bu olağanüstü bir deneyim olacak ve tüm sorular cevaplarını bulacak. Artık sorulacak bir soru ve alınacak bir cevap kalmayacak. Çünkü gerçek bileğin içinde parlayacak ve her şeyi aydınlatacak. Aslında gerçek dışı cevapların verilmesi, sorunun bastırılması demektir. Bu da bir bastırma, gerçeği bastırma eylemidir. O yüzden gerçek dışı cevaplardan kurtulmak gerekir. Yalnızca o zaman gerçek, bireyin varlığına nüfuz edebilir. Bu paha biçilmez bir deneyimdir. Gerçeği arama yolculuğu, bilinmeyeni ve keşfedilmemiş olanı araştırma eylemidir. Bu tehlikeli olabilir. Ama eğer tehlike yoksa heyecan, zafer, yaşam da yoktur. Bu arada cevaplanamayan sorulara cevap bulunamayacak. Fakat bu da tatmin edici olacaktır. Çünkü cevap almaktan ziyade soru sormak daha önemlidir. Samimi arayan gerçeği bulur. Ama gerçek sorunun cevabı değil, sorunun sonudur. Soru cevaplanamadığında ve ortadan kalktığında gerçek bulundu demektir. Gerçek olanın bulunması varoluşsal sırra ulaşma anıdır. Gerçek mistiktir. Gizemlidir. O yüzden gerçektir. Gerçeğin sırrını çözmeye çalışanlar asla gerçeği bilemez. Gerçek olanı samimiyetle arayan son derece mütevazı olur. Çünkü mutlak gerçeğin bilinmez olduğunu bilir. Gerçek nedir ve nasıl keşfedilir? Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve bizi izlemeye başlayın.